Medyascope TV olarak Türkiye'nin seçim nabzını tutmaya devam ediyoruz. 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşık 3 ay var ve biz bugün Alpan Telek'le birlikte Iğdır'dayız. Iğdır'da HDP ve MHP arasında gerçekleşen bir seçimden bahsetmek çok daha doğru olur. Geçtiğimiz yerel seçimlerde, yani 2014 yerel seçimlerinde HDP'nin oy oranı %44, MHP'nin ise %42 idi. Yine geçtiğimiz yerel seçimlerde AKP'nin oy oranı ise oldukça düşük, yani %10, CHP'nin ise 0.7 idi. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde tablolar bize ne gösterecek? Yine seçim HDP ve MHP arasında mı gerçekleşecek? Yoksa diğer partilerin adayları bir çıkış yapacak mı? Bunların hepsini Iğdır halkına soruyoruz. Tabii ki de HDP. Ah bak ya vereceğim. HDP kazanmasın diye MHP'yi vereceğim. Şimdiki yönetimi tekrar isteriz. Hangisi hayırlısı Allah onu yapsın. Rıçide mi? Tercihimiz yine HDP'den yana olacak. Peki HDP'nin şu andaki adayı belli değil. Ama hangi adayı verirse versin HDP'ye oy vereceğim diyor musun? Tabii ki de hangisi HDP yani şey yaparsa oyumu veririm. Iğdır'daki tercihimiz bizim için önemli olan belediyenin çalışmasıdır. Ve bu yönetim de iyidir. İyi çalışıyor. Halk olsun, yol olsun. Her şeye ayrım yapmadan çalışıyorlar. Çalışmalar olsun, belediyenin çalışmaları falan olsun. Gayet iyi. Memnunuz yani. Şimdiki belediyeden memnunuz. Şimdi de belediye çok razıyız. Allah belediye başkanı razı olsun. Çok da geldiydi. Bu belediye başkanı ilgili şeylendirdi. Daha önce MHP'ye veriyordum. Bu sene AK Parti'ye verecektim ama AK Parti'nin adayı şu anda herhalde Iğdır'dan çekildi. Çünkü Iğdır'da HDP'den hariç bu ile hizmet getiren hiçbir parti kalmadı. Geçtiğimiz seçimlerde kime oy vermiştiniz? Aynı belediye vermiştim şu anki dönemde. O şekilde yani yine çıkmasını isterim. İsterim daha güzel iş imkanları olsun. Ondan sonra devletimiz, milletimiz birbirine barış, güzellik bir şey istiyoruz. Bugün Alpan Telek'le birlikte Iğdır'daydık ve yerel seçim öncesi Iğdır'ın nabzını tutmaya çalıştık. Geçtiğimiz yerel seçim tablolarında Iğdır'da HDP ve MHP arasında bir yarışın olduğu net bir şekilde görülüyordu. Ve bizim de bugün Iğdır'da halktan edindiğimiz izlenime göre bu yarışın 31 Mart yerel seçimlerinde de süreceği gayet net bir şekilde görülebiliyor. Öte yandan medyaskop olarak nabız haberlerimizde halk röportajlarına ve parti temsilcilerinin seçimlere dair görüşlerine yer veriyorduk. Fakat bugün Iğdır'da bize görüş vermek isteyen herhangi bir parti temsilcisi olmadı ne yazık ki. Medyascope TV, Büşra Cebeci, Iğdır.